Psikolojik savaşta kural olmaz. Her şey değerlendirilir. Psikolojik savaşta halkın sinir uçlarını etkileyecek, halkı galyana getirecek, olumsuz yönde etkileyecek her şeye başvurulur. O yüzden Ebru Şimşek olayında veyahut diğer olaylarda da halkın hassas yönüne yaklaşılmıştır. Yani bir genç kıza işte şantaj yapılmış. Mesela bu insanları çok galyana getirecek bir şeydir, çok heyecanlandıracak, olumsuz yönde kızdıracak bir şeydir. Bunu elde etmeye çalışmışlardır ama ben bu konuda beraat ettim. Ve bunun bir iftira olduğunu da 2. Ağır Ceza Mahkemesi ispat etti. İki evin farklı olduğunu mahkeme heyeti zaten izledikleri filmde de gördüler. Açık net ortaya kondu ve bu konuda kapandı. Ama basın bunu gündeme getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü psikolojik savaşın kurallarına göre olumlu olan bilgi aktarılmaz. Olumsuz olan şeyler aktarılır, iftiralar aktarılır, hakaretler aktarılır ama doğru olanlar aktarılmaz. Bu yüzden aktarmamışlardır. Ama her ülkede yine halk bunu duyuyor tabii bizim milletimizden bunları saklamak psikolojik savaş uzmanlarının pek becerebileceği bir şey değil.